Herkese merhaba tekrar. E, Hafıza Merkezi'nin geçen yıl başlattığı Geçmişi Konuşmak, Barış'ı Alan Açmak isimli panel serisinin 2023 yılındaki dördüncü oturumundayız. Bugün Bellek Müzesi'nin ekip ve danışmanlarından katılımcılarımızla 12 Eylül'ün siyasi belleği ve tarihsel adalete dair konuşacağız. Türkiye siyasi tarihinde gerçekleşen ve gerçekleşmeyen darbelerin hafızası oldukça büyük, önemli ve bugünü hala etkileyen bir role sahip. 80 darbesi de hem sürecin kendisi hem yıllara yayılan etkisi hem de yargılama süreçlerindeki yaşananlar ile bugün karşı karşıya olduğumuz pek çok sorunun da başlangıç noktası. Darbe bir insanlık suçu ve başta Kenan Evren olmak üzere yalnızca generallerin değil pek çok kişinin de müşterek failliğinde veya sessiz ortaklığında gerçekleşti. İşkenceci emniyet görevlileri, cezaevinde insanları öldüren gardiyanlar, işkenceyi yok sayan doktorlar, hukuksuz yargılamaların altına imza atan hakimler. Bugün hala suçlarıyla yüzleşmedi bu insanlar ve insanlar karşı suçlarda cezasızlığın sürdürülmesi sorunu devam ediyor. Hakikat hakkı ve adalet erişim hakkı talebi de aynı şekilde devam ediyor. Bütün bunlar ve çok daha fazlasından yola çıkan Bellek Müzesi de 42 yıldır devam eden adalet mücadelesi ve geçmişle yüzleşme pratiklerine sözlü tarih, dava dosyaları ve bellek nesneleri koleksiyonlarıyla dijital bir bellek mekanı yaratıp bir sergileyerek başladı. 2020 yazında Research Institute on Turkey Kolektif Hafıza Çalışma Grubuna getirilen ön çalışmaların enstitünün bir araştırması olarak geliştirilmesi ve 2021 yılın Ocak ayından itibaren de bu çalışmaya özel kurulan ekip ve pek çok alandan danışmanlarla birlikte hayata geçirildi. Biz bugün ekipten Aylin Tekiner, Eylem Delikanlı, Hülya Deveci ve Bülent Aydın ile birlikteyiz. Aylin ve Eylem Research Institute on Turkey'de eş direktörler ve 80 darbesine yönelik kolektif hafıza çalışmaları yürüten Çocuklarız Bir Arada inisiyatifinin de üyeleri. Aylin doktorasını Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Kültürel Temelleri Eğitimin kültürel temelleri ana bilim dalında tamamladı. Sanat yoluyla demokrasi savunmak atölyesi, bellek nesneleri koleksiyonu ve mahkeme dosyaları koleksiyonunda yürütücüsü. Eylem, Bellek Müzesi'nin temel konsept ve teorik çerçeve tasarımcısı. Kolombiya Üniversitesi'nde sözlü tarih üzerine lisans eğitimi alan Eylem, 12 Eylül darbesiyle ilgili sözlü tarih çalışmaları olan Keşke Bir Öpüp Koklasaydım ve Hiçbir Şey Aynı Olmayacak adlı kitaplarında Özlem Delikanlı ile birlikte ortak yazarlarından biri. Programın hukukçusu Hülya kamu görevlilerinin yargılandığı ana Hrant Dink davasının yürütücülerinden ve sorumlu avukatlarından çeşitli toplumsal davaları gönüllü olarak takip etmiş, hukuk ve insan hakları alanındaki çalışmalara katkıda bulunmuş bir hukukçu. Üniversite yıllarından beri İTÜ'der, Marmara Dev Genç Üyesi ve Antifaşist Direnişin parçası olan Bülent Aydın da aramızda. Müzenin danışmanlarından biri. 12 Eylül darbesi ardından Haziran 81'de gözaltına, 1981'de gözaltına alınarak 5 gün işkenceli sorgu aşamasından sonra tutuklandı. 5 yıl süreyle tutuk evlerinde kaldı. Bu sürede de Sıkı Yönetim Askeri Mahkemesi'nde idam cezası istemiyle yargılandı. Aynı zamanda bir özne yani. Konuşmalarımızı iki aşamalı olarak yapacağız. İlk kısımda müze ekibinin bir araya gelişini, hafıza çalışmasına ilişkin amaç ve deneyimlerini dinleyeceğiz. Ve müzeye dair bazı durum, bazı öğelere bakacağız. Daha sonra geçmiş bugündür başlığı altında 80 darbesine bugünden nasıl baktığımızı, etkilerini ve paralelliklerini tartışmaya açacağız. Ben o yüzden ilk sözü Eylem Mahalli'ne birlikte vereyim. Daha sonra kendi aranızda. Eylem bence başlayalım. Ben alayım buradan. <laughs> Çok teşekkür ederiz Hafıza Merkezi'ne. Ee, geçmişi Konuşmak, Barış'a Alan Açmak e, panelinin son e, panelini bizimle düzenlediğiniz için gerçekten müteşekkiriz. ederiz. Uzun zamandır da beraber e, çalışmalar yapıyoruz. Bizim için evimizde konuşmak gibi bir e, şey oldu bu panelde. Ee, şuradan başlayalım. Ee, nereden doğdu fikir, nasıl ortaya çıktı ee, ve sonrasında e, nasıl gelişti çalışma. Ee, onun altını e, biraz açalım istiyorum. Ee, bellek Müzesi Tarsadayt adalet için Bellek Müzesi aslında e, birçok bellek çalışmasının da e, örneğinde olduğu gibi e, bizlerin özne olarak e, bu konu üzerine daha önceki çalışmalarımızı ge e, gerçekleştirmemize başladı. Ben kendim son 12-13 senedir sözlü tarih üzerine çalışmalar yapıyorum 12 Eylül odaklı. Bu sözlü tarih çalışmalarından süzülen özellikle okuyorum bir üniversitesindeki sözlü tarih yüksek lisans programında ve sonrasındaki insan hakları enstitüsüdeki programlarda geliştirdiğim bir dijital projenin uzantısı diyelim bunun için. Buradaki e, tartışma tabii ki daha fazla sözlü tarihi odaklı bir e, nüveyle ortaya çıkışına işaret ediyor. O da sözlü tarihi tarihsel adaletin bir mekanizması, bir metodolojisi olarak e, kullanıp e, özellikle e, yasal anlamda e, sonuç elde edemediğimiz birçok hak mücadelesinde acaba sözlü tarih bunun bir anahtarı olabilir mi ve buradan bu hak mücadelesine dair yeni yöntemler, yeni yollar keşfedebilir miyiz meselesiydi aslında bütün bu çalışmanın temelinde yatan. Bunu Research Institute on Turkey'nin hafıza çalışmalarını yürüten kolektif hafıza grubunda, grubuna getirdiğimizde, Temmuz ayının 2020'sinde, oradaki ekiple beraber, daha da altını e, derinleştirdiğimiz e, teorik çerçevesini oluşturduğumuz bir çalışma haline geldi. Dolayısıyla burada aslında öznelerin bir araya gelerek e, 12 Eylül meselesine bakışını e, ifade eden e, bir davet mekanı gibi düşünebiliriz bunu. Bu davetimiz de yüzleşmeye dair, yani 12 Eylül'le dair e, aşağıdan yukarı toplumsal olarak gerçekleşmemiş olan e, yüzleşme sürecinde biz özneler olarak yan yana durarak bir dayanışmayı örerek ve bunu teorik ve pratik anlamda bir bütünlüğe kavuşturarak bu yüzleşmek pratiklerine başka yollar sunabilir miyiz meselesiydi. idi. Tarsar adalet için Bellek Müzesi'nin çıkış yolu böyle özetlenebilir. Burada tabii bir önemli noktada aslında. Dışarıdan arşivler gibi görünen e, mekanizmaların bizim içi, içimizde koleksiyonlar olarak adlandırdığımız ama yenilikçi bir takım metotlarla bunları yan yana getirdiğimiz bir yapıdan bahsediyoruz. E, tarihsel adalet için Bellek Müzesi'nin daimi koleksiyonlarını oluşturan e, sözlü tarih koleksiyonu, e, bellek nesneleri koleksiyonu, dava dosyaları koleksiyonu ve son olarak da adalet arayışı koleksiyonları sadece basit anlamda arşivlerin bir araya gelişiyle değil daha interdisipliner anlamda bunların yan yana gelişinden doğan yeni bilgilerle ne tür yollar açabiliriz, ne tür verilere ulaşabiliriz ve bu verileri hak mücadelesi anlamında nasıl kullanabiliriz konusunda sorduğumuz sorulara verdiğimiz yanıtları oluşturdu. Dilerseniz ben ekranımı paylaşayım, biraz müzenin üzerinden bunu anlatmaya çalışayım. Evet. Herkes görebiliyor sanırım ekranımı. Evet. Tarsal Adalet için Bellek Müzesi neden dijital bir platformda başladı? Belki ilk önce onun ayrımını yapmakla başlayabiliriz. Fiziksel bir mekana ulaşamayacağımızın bilgisiyle, özellikle içinde bulunduğumuz siyasi atmosferde bunun gerçekleşmeyeceği bilgisiyle, bütün bu çalışmalarımızı neden dijital bir platform üzerinde toplamıyoruz hmm. sorusuyla başladık. Dolayısıyla önümüze 12 Eylül darbesiyle ilgili Türkiye'nin ilk dijital müzesi ve insan hakları o arşivi çıktı. Müzenin kendisine bellekmüzesi.org adresinden, e, erişilebilir ve e, bütün bu akış içerisinde e, istenilen bilgilere ulaşılabilir. Biraz önce bahsettiğim gibi e, e, Bellek Müzesi'nin ana koleksiyonlarını sözlü tarih bellek nesneleri, dava dosyaları ve adalet arayışı oluşturuyor. E, şu anda ekranda gördüğünüz sözlü tarih e, koleksiyonunun ana sayfası. Buradan e, gerçekten görüşmelerin neredeyse e, bütününe yakınını e, ...çok az müdahaleyle izleyebileceğiniz sözlü tarih görüşmeleri yer alıyor. Ee, sözlü tarih koleksiyonunu basit videolar olmaktan ayıran bir diğer önemli özellik... ...aslında bu e, görüşmelerin hepsinin aranabilir olması özelliği. Ee, burada Oral History Metadata Synchronizer dediğimiz bir alt altyapıyı kullanarak... E, ...bütün bu uzun e, görüşmelerin içerisinde ikinci araştırmayı pratik kılan e, bir e, gereç sunuyoruz. O da e, arama yapma e, imkanı sunuyor bu e, videolar içerisinde bize mesela ben şu anda Horsford Thinking sözlü tarih görüşmesinin içerisinde Dink'i arıyorum ve e, sistem bana iki yerde e, bu ismin geçtiğini söylüyor buralara tıkladığımda da ötesinde görüşmeyi tam da o e, sözcüklerin geçtiği yerden bana başlatıyor dolayısıyla bu aslında araştırma anlamında da ve veri süzme anlamında da sözlü tarih koleksiyonuna ayrı bir işlev kılıyor. E, işlev veriyor. Bellek nesneleri yine aynı şekilde hem görüşmecilerimizden hem bağış yapan e, kişilerden derlediğimiz e, resim, e, fotoğraf, e, efemera dediğimiz e, nesneleri bir araya getirdiğimiz bir e, koleksiyonu e, önümüze çıkarıyor. Bütün bu koleksiyonların e, kendi meta datalarıyla, meta verileriyle o koleksiyona dair daha özellikli bilgilere ulaşabiliyoruz. E, dava dosyaları arşivi birazdan e, Hülya daha detaylı anlatacak bu e, koleksiyonu ve önemini. E, fakat burada da yine e, özellikle ilk sene çalıştığımız işkence davaları başta olmak üzere yani tekil davalar başta olmak üzere toplu davaların da yer aldığı büyük bir e, arşive işaret ediyor. Bu arşiv sadece bu belgelerin yan yana getirilmesiyle oluşmuyor. E, aynı zamanda belgelerin tek tek yani dava dosyaların tek tek e, hukuk ekibi tarafından e, Hülya'nın e, liderliğinde ekip tarafından okunması e, özetlenmesi ve bu özetlerin e, bu metadata'ların içerisine işlenmesi e, yöntemiyle gerçekleşiyor. Bunun anlamı ne? Aslında e, biraz daha bu süreçlere hakim olabilmek adına davaların nasıl devam ettiğini anlamak e, 1980 darbesinin hukuk diline biraz daha hakim olmak isteği. E, bu dava dosyalarını çalışırken aslında başka bir veriyi daha oluşturmuş olduk. Dolayısıyla o bizi Türkiye'nin ilk işkence haritasına götürdü. Burada gördüğünüz işkence haritası biraz önceki dava dosyalarından sözlü tarihlerden veya birinci kaynak olarak nitelendirdiğimiz diğer kaynaklardan süzdüğümüz verileri bir veri tabanında bir araya getirmemizle oluştu. Bu veri tabanında şu anda 13.000'den fazla isim yer alıyor. Aslında Biliyorsunuz gözaltına alınan kişilerin sayısı olarak hep 600 bin, 650 bin geçer 12 Eylül'e dair bilançoya baktığımızda 13 bin bu 650 bin içerisinde oldukça küçük bir rakam gibi duruyor. Ama bunlar teyit edilmiş rakamlar ve bunların içerisinden 8757 ismi biz bu birinci kaynaklara bakarak hak ihlaline uğradığını tespit ederek bu veri tabanına işledik. Dolayısıyla bu işkence haritası bize... 80 ve sonrasında e, askeri rejimin e, uyguladığı hak ihlallerini, insanlar karşı suçların detaylarını veriyor. Bunları mekan bazında e, irdeleyebiliyoruz. Mesela burada Diyarbakır'ın içerisine girdiğim zaman Diyarbakır 5 No'lu Askeri Cezaevi'nde e, kimlerin ihlale uğradığını, bu ihlallerin sonuçları ne olduğunu ihlalden sorumlu tutulanların eğer tespit edebildiysek detaylarını görebiliyorum. Um, bütün bunları yapmamızdaki amaç elbette ki e, hem bir taraftan 12 Eylül'e dair değerli toplu bilgileri e, bir araya getirmek ve bunların birbiriyle konuşması sonucu. Yani bütün bu değişik koleksiyonların, değişik formattaki bilgilerin, verilerin, e, dokümanların, anlatıların bir araya gelmesiyle bize 12 Eylül'e dair daha değerli toplu bir resim çizmesini bekliyoruz e, 12 Eylül hepimizin bildiği gibi çok büyük bir konu. Hiçbir kurumun, kişinin inisiyatifin tek başına altından kalkabileceği bir çalışma alanı değil. Dolayısıyla biz hak odaklı, hak ihlalleri odaklı, insanlara karşı işlenmiş suçlar odaklı, insan hakları odaklı bir çalışma gütmenin aslında bu hikayeyi biraz daha netleştirmek konusunda bize daha net bir tablo sunacağına inandığımız için bu yola girdik. Bütün bu ee, çalışmanın tabii ki şu anda en pratik, en fiziki yansıması e, İstanbul'da Tütün Deposunda e, 12 Eylül'den bu yana e, açtığımız sergi oluşturuyor. Bu sergi içerisinde, sergi aslında biraz daha detaylı Aylin anlatır. E, ama şunu söyleyebiliriz, bir müze olarak tasarlanmış e, dijital bir platformun yine bir müze olsa fiziki olarak nasıl olurdu sorusuna verdiğimiz yanıtı e, sergi şu anda 11 Kasım'a kadar tütün deposunda izlenebilir. Burada tabii bunun geçici bir bellek mekanı olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Yani fiziki bir mekan olsa da geçici bir mekan olarak biz bunu yarattık. Bunu şöyle şunu rahatlıkla söyleyebiliriz herhalde uzun yıllardır yurt dışındaki bellek mekanlarını da inceleyerek vardığımız bir sonuçtur. Şu anda İstanbul tütün deposundaki gördüğünüz sergi formatı. Bunu biraz daha kalıcı kılmak adına bu sefer de fiziki mekana çevirdiğimiz mekanı dijital ortama tekrar taşımanın yolunu düşündük. Onun içinde de sergi bitiminden sonra yine Bellek Müzesi üzerinde serginin dijital anlamda yani üç boyutlu görüntüsünü gezme imkanı bulabilecek sergiye katılamayanlar veya İstanbul'da olmayan takipçilerimiz diyelim. Burada iki kata yayılan serginin içerisinde yine Fiziki mekanda geziyormuşçasına dolanma ve inceleme fırsatı bulunacak. Bunu tabii bütün şeylerini katlarını ve bölümlerini göstermeme imkan yok. Ben şimdilik burada durayım ve sözü ailene bırakayım. Ee, eylem çok güzel özetledi. Ben e, neresinden alayım falan düşünüyorum ama. E, biraz sergiye söylediği gibi katkı sunacağım. Öncelikle ben de çok teşekkür ediyorum bizi ekip olarak davet ettiğiniz için ve Hafsa Merkezi'nin tüm desteği için aslında bütün bu bellek müzesinin kurulmasında, var olmasındaki varlığı bizim için her zaman çok değerli ve özgündü. Öncelikle şuradan başlayayım. Yani özneler olma, özne olma halini biraz aslında o gücüyle e, biz elimde söylediği gibi bir araya geldik aslında kendi hayatlarımızda e, kendi hikayelerimizde ailelerimizden aldığımız e, bir takım misyonlarla da diyelim e, yürüttüğümüz hak arayışında ya da mücadelede e, bazı metotları kullanıyorduk ve biz e, bir araya gelerek aslında farklı disiplinlerden e, bir e, deneyimi e, Geliştirmeyi ve bir arada bir e, çalışmayı yürütmeyi e, becerdiğimizi düşünüyorum. Bu anlamda da e, e, bana çok e, değerli geliyor. E, öncelikle e, şunu söyleyebiliriz, e, dijital olanla arşivi e, bir arada çalışmak e, gerçekten e, e, ben görsel güncel sanat e, alanından gelen biriyim ve görseli düşünen oradan. E, Hareket eden biri olarak benim için müthiş bir deneyimdi ve e, bu anlamda e, koleksiyonları oluştururken de e, bunları düşünürken de e, kendi adıma çok geliştirici bir deneyim olduğunu söyleyebilirim e, ve benim kendi hak mücadelemde doğru bir hatta da oturduğunu düşünüyorum bu e, çalışmanın. E, evet şimdi. E, 12 Eylül'de geçtiğimiz yıl 2022 yılının 12 Eylül'ünde erişime açılmıştı bir lansman eşliğinde ve orada bir bir hafta süren bir sergiyle paylaşmıştık koleksiyonlarımızı ve Sevim Sancaktar sergi tasarımını yapmıştı. O dönemdeki e, e, paylaşımın ardından biz çalışmalarımız elbette devam ettik ve bu yıl e, bunu hem bir e, bellek mekanı olarak kurmak, hem bir müze olarak inşa etmek ama aynı zamanda da bir sergi konseptiyle, sanat eserleriyle birleştirme... E, isteğiyle yola çıktık. E, küratöryel çerçeveyi... ...Sevim Sancaktar'la birlikte Eylem ve Ben... ...üstlendik. E, ve sergi tasarımını... ...yine e, Sevim yaptı. E, bu aslında... E, ...şunu da söylemek lazım. Bu zamana kadar yapılmış... ...12 Eylül'e dair... E, ...çok kapsamlı bir... E, ...sergi oldu. E, buradaki kapsamlıdan kastımız şu. Öncelikle... ...12 Eylül'e dair bu zamana kadar... ...yapılmış çalışmaları bir e, e, süzgecinden geçirerek kendi metotlarıyla e, yeniden e, bir arşive bakan, arşivi çalışan bir ekip olarak e, bunu aynı zamanda e, sanat eserleriyle buluşturduk. Dolayısıyla e, sadece 12 Eylül'e dair bir hakikati ortaya koymak değil, bu hakikatin çok farklı disiplinlerden disiplinler arası diyebileceğimiz bir yaklaşımla aynı zamanda kuşaklar arası bir kolektif çaba ortaya çıkması Bizim için e, değil sadece e, bir şey olarak e, sergiye gelen insanlar için de oldukça kapsamlı bir sergi e, şeyine e, izlenimini sanıyorum yaratıyor. E, bunun yanı sıra şunu söylemek tabii mümkün. E, bütün bu arşiv çalışmalarını, e, koleksiyonları geliştirirken çok temel bir e, şeyimiz vardı bizim. E, motivasyonumuz bir resmi anlatı vardı ve bu resmi anlatının karşısına bir karşı bellekle aşağıdan yukarıya örülen bir bellekle çıkmamız gerekiyordu ve bütün şeylerimizde anlatılarımızda çalışmalarımızda hem yelpaze olabildiğince geniş tutarak hem de bu zamana kadar resmi anlatının yanı sıra bir taraftan da ee, biraz eril bir yerden anlatılmış olan 12 Eylül hikayesini e, farklı ve de yani kadınlarla, çocuklarla, e, geride kalanlarla ki eylem ve özlemin yapmış olduğu çalışma, sözlü tarih çalışması müzenin ilham kaynaklarındandır. Dolayısıyla çok farklı alanlarına bakarak 12 Eylül'ün nüanslarıyla e, anlamak ve bütünlüklü bir hikaye yaratmak dediğimiz e, o çabayı bu sergide de e, el, elden geldiğince e, gövdelendirmeye çalıştık. E, e, hızlıca e, katkı verenlerden bahsedelim. E, güncel sanatçılardan hem o dönemin aslında tanı olan sanatçılardan hem de bugünün e, 12 Eylül aslında çok doğmamış olanlardan da oluşan bir e, toplu bir e, şey sanat e, sanatçı desteği var. E, Nilay Ter var, e, Gülsün Kara Mustafa var. E, gülçinak soy var, e, doğa Yirik var, e, özlem sulak, e, ben sevim, e, e, nalan yırtmaç, e, güneş terkol var e, ve bunun yanı sıra Tanıl e, Bora'nın bize e, sunduğu katkılarla oluşturulan e, kelimeleri e, sevim gövdelendirdi ve bir e, kelime dağarcığı olarak bize yetmişlerin dünyasını e, gösterme, sergileme şansı verdi. Ee, bu arada hemen e, e, şey yapayım, Tanoral var elbette, atlamak asla istemem. Dolayısıyla çok aslında e, tam bir sanat sergisi diyemezsiniz, tam bir müze diyemezsiniz, çok o, birbiriyle iyi çalıştığını düşündüğümüz, iyi konuştuğunu düşündüğümüz bir seçkiyle, Elimizdeki e, fiziksel arşivden bir parçayı e, dijital malzemeyle de harmanlayarak ve sanat eserleriyle konuşturarak bir sergi e, yarattık. Burada e, Sevim Sancaktar'ın e, müthiş sevgisine de e, atlamadan e, ona buradan da bir teşekkür etmiş olayım. E, ben de burada keseyim. O zaman biraz dava koleksiyonlarından bahsetmesi için Hülya'ya mı vereyim yoksa Bülent Bey siz mi konuşmak istersiniz? Ben gireyim araya. Tamam. Ee, öncelikle iyi akşamlar tüm e, dinleyicileri, izleyicileri. Ben de selamlıyorum. E, bu e, buluşmayı düzenleyen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Elinize sağlık. E, şöyle başlamak isterim. E, iki iki şey aklıma geldi. Toplantı için buraya otururken, bugün Granting davasının yargı e, Yargıtay'da onaylandı Granting davasının e, kararları. Fakat bazı sanıklar açısından e, bozulduğu için bugün yeniden duruşma yapıldı. E, bu bugün sabah bu duruşma vardı, oradan geldik buraya. Granting davasında yargılanan ve e, sonuçta beraat ettirilen sanıklardan birisi Reşat Altay'dı. Reşat Altay cinayet e, sırasında Trabzon Emniyet Müdürü. Cinayetin hazırlığı sırasında da. Ve e, Reşat Altay e, duruşmalarda e, dinlerken çoğu duruşmaya da geldi kendisi. E, tabii ben hemen kendi gençliğime döndüm her defasında. Çünkü aynı Reşat Altay e, 1978 16 Mart üniversite katliamı ki e, 12 Eylül'e giden yolda en önemli köşe taş taşlarından birisidir bu katliam. E, o sırada orada olan polis ekibinin başındaki komiserdi. 16 Mart davası cezasızlıkla sonuçlandı. Zaman aşımı nedeniyle düştü. Ben o davayı da cezaevinden çıktıktan sonra elimden geldiği kadar Sultanahmet'teki adliyede izleyenler arasındaydım. Aradan geçen bunca yıl sonra bir başka önemli olayda yine sanıklar arasındaydı. Dolayısıyla bu cezasızlık dediğimiz dert kuşakları da birbirine bağlayan bir olay Türkiye'de. İkincisi yine e, bugün e, 1 Kasım sevgili arkadaşımız Osman Kavala'nın tutuklandığı gündür. 6 yıl oldu, e, 6 yıl doldu. Yani biz örneğin ben 12 Eylül cezaevlerinde e, askeri rejim döneminde sık yönetim mahkemelerinde yargılandım ve beş yıl e, civarında cezaevinde kaldım. Tutuklu olarak. Dava yıllar sonra bitti. Osman Kavala 12 Eylül'den aslında bugüne miras e, hukuksuzluğun ve hukukun araçsallaştırılmasının kurbanlarından birisidir. Aslında kuşakları bağlayan şeylerden bir tanesi de bu. E, ona buradan bir kez daha selamlarımı da yollamak istiyorum. Bellek Müzesi'ne emek veren, bu hale getiren e, arkadaşlara huzurlarınızda bir kez daha ben teşekkür etmek istiyorum. Ben, e, siz girişte de söylediniz, e, o dönemi bir üniversite öğrencisi olarak e, siyasi davalarda yargılana, e, o dönemin ünlü 146'ya birinci maddesine muhalefetten yargılanan binlerce arkadaşımla beraber 12 Eylül darbesinin muhataplarından birisiydim. Ben bir devrimci üniversite öğrencisi olarak. Fakat yıllar sonra hem bu bellek müzesinin çalışmaları sırasında hem de geçen yılki lansman ve bu yıl ki 12 Eylül'de başlayan sergi sırasında e, inanın yaşadıklarımın yaşadıklarımı yeniden anımsamak e, onlarla tekrar yüzleşmek bir yana e, kendi kişisel tarihimde de e, çok e, önemli e, ve kalıcı bir şey olduğunu düşündüm. Benimle birlikte örneğin benim kuşağımdan çok sayıda yani 78'li dediğimiz kuşaktan e, çok sayıda ziyaretçisi oldu e, 12 Eylül sergisinin. Ben e, bu bu serginin e, Bellek Müzesi'nin danışmanlarından biriyim ama benim gibi çok sayıda e, o dönemi yaşamış insanın da emeği var katkısı var bu sergide. Yine bizden e, bir önceki kuşak olan 68 kuşağından çok sayıda insan bu sergiyi geldi. Gezdi, ziyaret etti. Bizler için kuşakları birbirine bağlayan kötülüğün bir perdesi 12 Eylül. Benim tarihim açısından, benim kuşağımın tarihi açısından yakın geçmiş, yakın tarih. Ama e, sergide sık sık haftada birka birkaç gün karşılaştığım, e, sergi ziyarete gelen çoğunlukla öğretmenleriyle beraber ziyarete gelen liseli öğrenciler açısından 12 Eylül 1980 ile başlayan tarihi çok uzak bir geçmişti. Fakat buna rağmen e, orada da yani sergi ziyaretleri sırasında o e, liseli ve üniversiteli gençlerle konuşurken, onlara anlatmaya çalışırken ve sorularına yanıt vermeye çalışırken geçmiş bugündür diye e, bu serginin e, mottosunu öyle koy, koymuştu çünkü e, bellek müzesi. Bunun bir anlamda somutlaştığına da tanık oldum ben. Örneğin e, müzenin girişinde bir defter var ve o deftere e, ziyaretçilerden isteyenler notlar, e, ziyarete ilişkin notlar yazıyorlar. Bir gün e, gelen liseli gruptan bir genç o deftere şöyle yazdı. Onlar gittikten sonra gördüm ben onu. Çok teşekkür ederim. Sayenizde ilk defa babamı tanıdım diye yazdı. Onun dışında... E, konuştuğum e, sergi sergiyi ziyaret eden sergiyi onlara sergiyi gezdirirken konuştuğum veya bana sorsu olan genç arkadaşlardan şöyle bir e, izlenimim de oldu. Onların bir kısmının babası veya annesi özellikle üniversiteli gençlerin e, hemen hemen benim yaşımdaydı ve o günleri yaşadıklarını biliyorlardı. Fakat o günlere dair hemen hemen hiçbir şey bilmiyorlardı. Yani bu hafızasız hafızasızlaştırma dediğimiz şey e, iki taraflı işleyen bir şey. Ona tanık oldum. Şöyle bir yandan devlet her şeyi unutturmaya çalışırken ve bunun için Alt yapıdan üst yapıya çeşitli olanakları e, devreye sokarken, bir yandan da o günleri yaşayan, yani ucu birbirine bağlanan bu kötülükleri bu ülkede yıllar boyunca yaşamış olan kuşaklar yaşadıklarını anlatmayarak kendi çocuklarına bile anlatmayarak o unutturma sürecinin istemeden bir parçası oluyorlar. Devlet açısından zaten şunu da söylemek lazım ki bu da e, serginin aslında sayfalarından bir tanesiydi bana göre. E, hafızasızlaştırma bir yana e, devlet bir karşı hafıza oluşturmak için de gayret içerisinde. Yıllar boyunca bu böyle. 12 Eylül için bu çok daha fazla böyle. Şunu demek istiyorum, 12 Eylül'ün bir takım eli kanlı katillerinin isimlerini biz bugün e, sokaklarda, bulvarlarda isim olarak görüyoruz. Hatta siyasi cinayet kurbanı birinin isminin verildiği bir cadde örneğin Adana'da böyle bir örnek var. Geçerken insanın yüreğinin sızlamaması elde değil, ama aynı zamanda o siyasi cinayetin emrini veren talimatını veren siyasi partinin başkanının ismi de o caddeyi kesen öbür büyük bulvarın ismi olarak orada duruyor. 12 Eylül döneminin haneleri, Eziyet haneleri en büyük cezaevlerinden bazıları, örneğin Sultanahmet Cezaevi'ni söyleyebiliriz. Örneğin e, Sirkeci'deki gasp edilmiş bir Ermeni mülkü olan Sanasaryan Hanı'nı söyleyebiliriz. Birinci söylediğim cezaevi, ikinci söylediğim işkence hanedir. E, bugün otel olarak görüyoruz müzede çok önemli e, ziyaretçilerin özellikle gençlerin çok ilgilendiği bölümlerden bir tanesi de bellek mekanları şeklinde düzenlenmişti e, oraya ilişkin soru soran arkadaşlara da mümkün olduğu kadar bilgi vermeye çalıştım Ben de 12 Eylül'e giden süreçte e, İstanbul'da çok önemli olan o dönemin e, Öğrenci hareketi açısından o dönemin demokratik muhalefet hareketi açısından önemli olan dolayısıyla kentin hafızası açısından da önemli olan bir takım okullar, yurtlar e, bugün yok, yerlerinde değiller. Dolayısıyla hafızada birer kara delik oluşturuyor o mekanlar. Ama bu müzenin içerisinde e, o mekanları da yerinde fotoğraflarıyla geçmişten ve bugünden hatırlatan bir düzenleme yapılmış. Bir kez daha çok teşekkür ediyorum bu müzenin koordinatörlerine ve bu müzeyi grup karşımıza çıkaran arkadaşlara. Onları takdir ediyorum. Çünkü şu açıdan da ben e, o dönemi cezaevinde tahliye olduktan sonra daha sonra da dışarıda yaşayan, e, cezaevinden çıktıktan sonra da e, toplumsal mücadelede elimden geleni yapmaya çalışan bir arkadaşınızım. Benim için 12 Eylül öncesi süreçte e, yaşadıklarımızı bugün için hatırlamak, anlatmak, anmak çok e, içerden bir olay. Fakat bu müzeyi diye emek veren arkadaşların Hemen hemen hepsi çocuk olarak o dönemi yaşayan çocuk olarak 12 Eylül zulmüne tanık olan taraf olan insanlar yani onların daha doğru bir yerden bu sürece baktığını düşündüm. Ben bu sergi ziyaretleri boyunca teşekkür ediyorum ve. Tekrar ben de e, oraya gidip görmeyen arkadaşların bitene kadar uğramasını e, diliyorum. Sağ olun. <laughs> İstersen Mervecim ben e, biraz dava dosyaları koleksiyonundan bahsedeyim. Her ne kadar e, avukat olmaktan kaynaklı şu an dava dosyaları koleksiyonundan bahsedecek olsam da aslında müzenin e, her bir koleksiyonu ve her bir e, aşaması ya da her bir çalışması için e, çok fazla ekiple e, tartışma yapılıyor. Her şey e, kelimeler üzerinde bile neyi nasıl kullanacağımız, e, neyi ön plana çıkaracağımız, ne şekilde ön plana çıkaracağımız konusunda gerçekten sürekli bir tartışma yaşanıyor ve hiçbir tartışma da bitmiyor aslında sürekli sürekli aynı konular tekrar konuşuluyor ve titizlikle. E, ortak karar sonucunda bir şeyler elde alınıyor. Sadece dava dosyaları koleksiyonu için değil, diğer koleksiyonlarda kullanacağımız yöntemler için de. Bu e, kısa açıklamadan sonra dava dosyaları koleksiyonuna geçeyim. E, bizim dava dosyaları koleksiyonu derken e, müzede insanlar... E, siteye girdiklerinde ya da girip bu seçkiyi gördüklerinde ne görecekler? Ya da bizim e, diğer kurumlardan ya da şimdiye kadar ki anlatayım. Evet biz bir takım hem insanlardan hem kurumlardan hem muhataplardan hem avukatlardan bir takım dosyalar topluyoruz. Dava dosyaları topluyoruz. 12 Eylül 80 ve devamında yargılamalara dair ee, işkencede ölümlere dair, işkencede yaralanmalara dair çok az sayıda da olsa açılan dava dosyalarını toplamaya çalışıyoruz. Toplu olarak insanların yargılandığı dava dosyalarını toplamaya çalışıyoruz. Fakat bu dava dosyalarını sadece izleyicinin e, kendi başına okumasına e, okumasını sağlayacak tarzda belge olarak sunmuyoruz. Elbette bunları sunuyoruz. Fakat hukukçu olmayanların da algılayabileceği sayfalar dolusu o hukuki metinlerden, e, duruşma tutanaklarından e, daha hukukçu olmayan insanların anlayabileceği şekilde özetler çıkarmaya çalışıyoruz ki bir tablo insanların e, karşısında olsun. Çünkü e, dosyasını okumak herhalde hukukcuların e, hukukçuların bile baş başına sıkılabileceği bir iş, bir de üstüne anlaşılmayacak bir iş. Biz bu dava dosyaları özetlerinde e, kesinlikle yorum yapmıyoruz. E, en önemli farklarımızdan biri bu ve e, müzeyi önemli kılan e, göstergelerden bir tanesi de bu bizim için. Maddi gerçeğin ortaya konmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu maddi gerçek içerisinde biz bir şeyleri anlatarak birilerini yönlendirmek istemiyoruz. Bu dava dosyalarının maddi gerçeğinin başlı başına Türkiye'de o dönemde işkencenin e, sistematik bir şekilde ne kadar uygulandığını, hak ihlallerinin ne kadar çok yaşandığını ortaya tek başına koy düşünüyoruz. E, sadece bu özetlerde e, kiminde birkaç sayfa özet oluyor, kimisinde daha fazla özet olabiliyor. İnsan, tabii ki dava dosya uzunluğuna göre değişiyor. Ve bu dava dosyaları özetlerini çalışın aynı zamanda özellikle toplu davalar için ee, şöyle sadece dizler çıkarmaya çalışıyoruz. Yargılanan e, kişi sayısı, verilen e, kişi sayısı ceza alan kişi sayısı, yargılanan kadın erkek sayısı, çocuk sayısı. Hülya'nın görüntüsü dondu galiba. Sesim geliyor mu? Şu an geliyor evet. Ee, görüntüyü tekrar açayım ama deneyeyim. Şu an geliyorsa. Hı hı. Ee, biz bu dosyalardan bir takım analizler çıkarmaya çalışıyoruz ki sürekli bahsedilen 12 Eylül döneminde 650 bin kişinin gözaltına alındığından bahsediliyor. Fakat bunun bir soyut bir kavram olmaktan öteye geçmesini. Bu 650 bin e, ihlalin, 650 bin kişinin 650 bin ihlal olduğunu e, bu maddi gerçek dava dosyaları sözlü tarih ve bellek nesneleriyle e, bunu ortaya koymaya çalışıyoruz. Türkiye işkence haritasını da bu yüzden çıkardık zaten. Sadece Ankara, İstanbul, İzmir ve e, il olarak Diyarbakır'da yaşanan ihlaller değiller bunlar. Türkiye'nin her bir ilinde, her bir ilçesinde, her bir köyünde Aşağı yukarı her bir köyünde e, çok fazla gözaltı ve ihlal yaşanmış. Biz bu haritada bunu görünür kılmaya çalışıyoruz. Şimdiye kadar eyleminde bahsettiği gibi 13 bin tane, 650 bin kişi arasından 13 bin tane teyit ettiğimiz ihlale uğrayan kişi sayısı var. Bu e, 13 bin insanın e, işkence uğradığı yer anlamında ise sürekli değişiyor bu rakamlar artıyor. Ama şimdiye kadar 425 işkence mekanı tespit ettik işkence mekanları nereler? Tabii ki öncelikle emniyet ve askeri askeriyenin kullandığı gözaltı merkezleri. Fakat sadece buralarla sınırlı değil. Çünkü o kadar yaygın ki gözaltılar. E, artık kurumların kendi resmi kullandıkları gözaltı merkezleri yetmiyor. Kışlalar kullanılıyor. Öğrenci yurtları kullanılıyor. Yatılı okullar kullanılıyor. E, enstitüler kullanılıyor. Ama özellikle e, bizim dikkatimizi çeken şöyle bir kurum e, kullanılma yaygınlığı var. Türkiye Et ve Balık Kurumu kullanılıyor. Türkiye'nin birçok yerinde e, çok ironik ya da trajik e, adlandırılabilir. Türkiye Et ve Balık Kurumu işkence işkencehane olarak kullanılıyor e, o dönemde. E, çok fazla bununla ilgili dava da var zaten ya da e, belgeye yansıyan olay ve vaka da var. E, bütün bu kurumların... Aslında hafızaların tazelenmesi demeyeyim. Çünkü unutturulan, çarpıtılan bir hafıza var. Biz sonraki bölümde belki ona geçeriz ama tam da bu silinme ya da çarpıtılmaya dair bir gerçeklik onun üstünün kaldırılıp gerçeklik olduğunu ortaya koymak açısından bu mekanlar bizim için önemli. Ve 13 bin kişi arasından gerek sözlü tarih, gerek, gerek dava dosyaları arasından Şimdiye kadar Türkiye'de hiç yapılmamış, daha doğrusu bizim çok aramamıza rağmen belki de bizim rastlamadığımız o dönemde uygulanan e, gözaltılarda ya da evlerde kullanılan karakollarda uygulanan işkence yöntemleri e, çok fazla 45 işkence yöntemi e, tespit ettik. Daha doğrusu 45 e, kategori altında işkence yöntemi tespit ettik ve her bir kategori altında da onlarca farklı yöntemler yer alıyor. Ay bir şey <laughs> Her bir kategorinin altında da onlarca işkence yöntemi yer alıyor. Bunu çok kısa bir süre içerisinde zaten rapor haline getireceğiz. Meclis Araştırma Komisyonu'nun raporuna bile yansımış sadece 20 tane işkence yöntemine yer verilmiş örneğin daha önce Meclis'in çıkardığı raporda. Birçok konuda kitap var, yayınlanmış e, raporlar var fakat bu kadar kapsamlı bir şekilde bir e, yöntemle karşılaşmadık biz. Biz bunları kendi çalışmamız sonucunda çıkarmış durumdayız. Tabii ki bizden önce yapılan çalışmalardan da e, referans olarak onlardan da kaynak alarak. E, bir de bu e, 13 bin kişi arasında bizim dikkatimizi çeken en önemli şey şuydu. Şimdiye kadar 12 Eylül'ün birçok muhatabı olduğu söyleniyor, birçok ihlal yaşadığı söyleniyor. Fakat çocuklar burada çok fazla konuşulmuyor diye sanırım hepimiz algılıyoruz. Şimdiye kadar incelediğimiz kişiler arasında, 13 bin kişi arasında, %34.01 yaş grubu bilinmeyen insan olmasına rağmen ihlale uğrayan, yüzde 13.50'sini çocuklar oluşturuyor. Yüzde 13, 13.50 çok ciddi bir rakam çocuk yargılaması açısından ki o dönem Türkiye'de ne çocuk mahkemelerinin ne de çocuklara e, özel e, soruşturmanın yürütülmediği de düşünüldüğünde bunların büyüklere özgü e, yaptırımlarla ya da uygulamalarla karşı karşıya kaldığı düşünüldüğünde bu bambaşka bir travmatik yapı oluşturuyor diye düşünüyoruz. Ve %13.50 o dönemin çocukları şimdi sanırım e, yeterince yetişkin ve o travmalarla nasıl yüzleştiler bilmiyoruz. O travmaları nasıl aştılar, hayatlarına nasıl devam ettiler ve şu an ne yapıyorlar? Büyükler belki kendilerini ifade edebiliyorlardı ya da hala ifade etmeye devam ettiler. Fakat çocuklar açısından bu bambaşka bir durumdu. E, her ne kadar e, %5.3 bir kadın e, ihlale uğrayan sayısına... E, Ulaşsak da biz kadın anlatıcıların ya da e, ihlale uğrayanların da çok fazla anlatmadığını düşünüyoruz. Hani Kadınların da çok daha fazla kendi cephelerinden bir şey anlatması gerektiğini düşünüyoruz. Hukuki olarak atladığım bir şey var mı bilmiyorum ama ben e, sanırım çok fazla konuşacağım. Sadece şunu söyleyeyim ve kapatayım. E, biz ilk yıl e, 25 tane işkencede e, öldürülen insan dava dosyasını ele aldık ve bu dava dosyalarında fail olarak e, yargılananların isimlerini ya da hakkında dava açılıp e, ceza verilmeyen ya da takipsizlik verilen e, faillerin isimlerine çok açık bir şekilde yer verdik. Bunun da sebebi şu hmm, hesaplaşma yüzleşmekten geçiyor e, yüzleşmek içinde gerçeğin bilinir olması gerekiyor Bu gerçeği de ancak Dosyalar, tanıklıklar ve anlatımlarla ulaşılabilir. Başka türlü e, ne hesaplaşma ne yüzleşme sağlanır, sağlanamadığı zaman da aynı şeyi tekrar eder, durur diye bitireyim ben burada. Ağzınıza sağlık, çok teşekkürler. Hem konuşmalarınız için teşekkürler, müzeyi anlattığınız için hem de bu çalışmanızla resmi tarih anlatısının karşısında hakikat arayışına verdiğiniz bu katkıdan dolayı teşekkür ederiz. Şimdi ikinci kısımda geçmiş bugündür şeklinde Bülent Bey'in de söylediği gibi düzenin mottosu altında bugünden o güne bakmanın ve bugüne dair paralellik, paralelliklerin neler olduğunu konuşalım istedik. Bu yüzden sözü ilk önce yine eyleme vereyim. Eylem başlasın. E, tabii yani biraz Hülya'nın bıraktığı yerden de e, devam edebilirim aslında. Çünkü o da e, tam da sloganımız olan geçmiş bugündüre e, bağlıyor meseleyi. Birçoğunuz görmüşsünüzdür. Sergimizin de posterini oluşturan Erdal Erin'in resmi var tasarımımız içerisinde. Bu vesileyle de 3 Kasım'da yapılacak olan hikaye anlatıcılığı şeyimizde atölye çalışmamızda paylaşmış olalım. Burada aslında çocuk hikayesinin önemi şu açıdan da vurgulanmalı diye düşünüyorum. Biraz önceki istatistiklere baktığımızda Hülya'nın bahsettiği yüzde 13 aslında bizim veri tabanımıza bakarak elde ettiğimiz bir rakam ve orada bilinmeyen yüzde 30'a yakın bir kategori var. Yani çocuk mu kadın mı erkek mi olduğunu bilmediğimiz bir kategori. Bunu da oransal olarak diğer kategorilere paylaştırdığımız zaman aslında çocuk oranı yüzde 20'lere yaklaşıyor ki bu inanılmaz büyük bir rakam. Yani askeri rejim kendi çocuklarına, kendi gençlerine e, hak ihlallerini yapmış, insanlar karşı suçlar kategorisinde nitelendirdiğimiz işkenceleri yapmakta beis görmemiş bir rejim. Ve biz bunun anlatısını e, aslında bütünlemeye çalışıyoruz bu çalışma içerisinde. E, biraz tabii geçmiş bugündür derken ne demek istiyoruz e, meselesine değinebiliriz. E, geçmiş bugündür ve tarihsel adalet için belli... Müzesinin sorganı olarak e, lansmanında e, kullanılmıştı. O günden beri kullanıyoruz. Aynı zamanda sergilerimizin de e, mottosu olarak kullanılıyor. Buradaki ana e, mesaj elbette ki ilk akla gelen bütün bu e, hak ihlallerinin, cezasızlığın geçmişten bugüne devam eden e, bir veri olduğu meselesi. E, dolayısıyla bütün dünü bugünüyle, e, bugünü dünle beraber anlamanın bir e, vesilesi. Ama bunun yanında mücadelelerin de bütün bu ihlallere paralel olarak devam ettiği, devam etmekte olduğu, yakıcı bir şekilde ihtiyaç olduğu meselesinin e, altını çizmek. Sergiye gelenler de bunu e, hissedeceklerdir, gözlemleyeceklerdir. E, burada bir e, baskın olarak şiddeti görselleştirdiğimiz ya da onu araçsal kıldığımız bir e, konseptten ya da çerçeveden bahsetmiyoruz. Aslında o çok daha arka planda ee, ama onun yanında hem geçmişin mücadelelerini hem e, hak ihlallerini hem geleceğe dair e, bir takım e, öngörüleri ya da istekleri dilekleri e, hissederek çıkabilecekleri bir e, yapıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bunun içerisinde hak mücadeleleri dünden bugüne e, onun gelişimi üzerine de oldukça kafa yorduğumuz adalet arayışı koleksiyonu önemli bir koleksiyon olarak sergide karşımıza çıkıyor. Burada tabii ki bu şu anda içinde bulunduğumuz durumun ya da onu sorunsallaştırmanın bir yöntemi olarak demokrasiye bakmanın, demokrasiyi anlamanın ve onun için mücadele etmenin önemini vurgulamak istediğimiz eğitim çalışmaları da var müzenin içerisinde. Biz buna demokrasiyi savunmak diyoruz. Çünkü bir döneme sadece tarihsel bir döneme olarak bakmak yerine bunun bir süreç olduğunu ...demokrasiyi savunmanın daimi bir mücadeleden geçtiğini, bunun için bir platform yaratmanın aciliyetini, önemini vurgulamak istiyoruz. Burada tabii önemli bir başka mevzu çatışmalı hafızalar mevzusu. Biraz önce Bülent Erbil'in de bahsettiği, yani devletin bize sunduğu resmi anlatı... ...elbette ki darbeyle kırdığı hafızalar, yok ettiği arşivler, sansürledikleri ve bunu bu boş zemin üzerine inşa ettiği dönem anlatısı... Aslında bizim Bellek Müzesiyle kırmaya çalıştığımız, yıkıp yeniden oluşturmaya çalıştığımız ve hep beraber yani öznelerin katılımıyla o dönemi yaşamışların belleğindeki parçaları bir araya getirerek yaratmaya çalıştığımız bir şey. Buradaki çatışmalı hafıza meselesi sadece devlete ya da resmi anlatıya ve bizim ona karşılık inşa etmeye çalıştığımız anlatıya dair çatışmalar değil. Aslında. Öznelerin kendi aralarındaki mikro hikayelerin içerisindeki çatışmadan da bahsedilebilir. Yani bu işte sol örgütlerin kendi hikayeleri, kendi tarihleri, bunun ortaya çıkışı ya da tarafların taraf olarak nitelendirelim şimdi burada siyaseten. Farklı anlatıları üzerinden dönemi anlamak da bir ayrı çaba gerektiriyor. Dolayısıyla Bellek Müzesi aslında bütün bu hafızaları bir arada toplayabilecek, bir arada konuşturabilecek ve e, taraf tutmadan yani bütün bunlara demokratik e, bir platform üzerinde alan açarak e, yan yana konuşabilecekleri bir yer haline getirmek istiyoruz bu e, ilk başlarda daha çok başımıza geliyordu Belki bu sergili biraz daha hafifler ama hep şöyle bir istek oluyordu insanlarda özellikle e, bizi tanımayan e, gruplarda acaba arkalarında kim var ya da arkalarında hangi hangi siyasi oluşumu temsilen böyle bir çalışma yapıyorlar hangi işte Parti veya grup veya inisiyatif. Bu yani müzeyle yapmaya çalıştığımız aslında başka bir deneyimin de mümkün olduğu. Bütün bu tarafların bir araya gelip birlikte bu hafızayı inşa edebilecekleri ve bunun ancak bir araya gelerek bütün bu resmi anlatıyı güçlü bir şekilde zorlayabileceği meselesini örnek olarak koymak istiyoruz. Biz de bunu yaparak öğreniyoruz bir taraftan. Dolayısıyla ikinci meselemiz olan arşivler meselesi önemli bir mesele. Arşivlere ulaşımdaki sıkıntılarımız bütün bu hafızalaştırma veya hafızasızlaştırma meselesinde önemli bir engel olarak önümüzde duruyor. Aslında yine biraz önceki çatışmalı hafızalarda değindiğim gibi bu sadece resmi ideolojinin, devletin ya da kurumların özelinde değil. Gerçekten bunun tarafı olmuş, bunun öznesi olmuş. Yani şiddetin e, muhatabı olmuş grupların da arşiv meselesine yaklaşımlarının e, oldukça çetrefil olduğunu ve e, bunu gerçekten e, açık platformlarda tartışarak ancak aşabileceğimizi e, düşünüyoruz. Biraz fazla e, teorik ve abstrak söyledim ama aslında Bellek Müzesi biraz da bütün bu engellemelere rağmen e, yol aldığımız bir platform oldu bizim için. Yani arşivleri bulamadığımız noktalarda hep Başka alternatifleri e, önümüze koyarak e, bunu açtık. O e, bahsettiğimiz Hülya'nın biraz önce bahsettiği işte 200 e, kaç oldu 45 e, dijital dosyanın e, 93 fiziki dosyanın bir araya getirilmesi gerçekten teker teker peşine düşerek yaptığımız işler haline geldi. Oysa ki bu belgelerin birçoğu toplu halde bazı kurumlarda var. E, buradaki mesele bu kurumların bunu açmaya. Yanaşmamış olmaları biraz e, şeyi getiriyor bu aklıma şimdi konuşurken Edward Said'in e, müzik üzerine bir çalışması var. müzik on the galiba. Orada e, müzik üzerine söylüyor ama her şeye uygulanabilir. Yani hiçbir çözümün kalmadığının düşünüldüğü e, durumlarda bile illaki başka bir alternatif vardır. Sadece bakışımızı, perspektifimizi oraya yöneltebilelim e, meselesi. Aslında biz tam onu yapıyoruz. Yani bize önümüze duvar çıkarıldığı anda e, hak mücadelesinin e, veya hafızalaştırma çalışmalarının klişelerden uzak, e, yenilikçi e, ve gerçekten tabandan ve bir arada yapılabileceğini, kolektif bir şekilde örülebileceğini göstermeye çalışıyoruz Beldek Müzesi'yle. E, bunu kuşaklar arası olması meselesi e, gerçekten Bülent Abin'de söylediği gibi çok önemli. E, Böyle fiziki bir mekanın varlığının neden önemli olduğunu sergi bize çok güzel gösterdi. Özellikle genç arkadaşlarla, yani bugünün baskısını 12 Eylülün sonucu olarak yaşayan ama bundan haberi olmayan bir kuşağa kuşakla gerçekten bunun öznesi olmuş kuşakları bir araya getirmek bizim için çok önemliydi. Bunun ne kadar verimli bir yöntem olduğunu. Sergi boyunca gördük, görmeye devam ediyoruz. Umarız başka e, olanaklar yaratarak bu birliktelikleri, bu iletişimleri e, devam ettirebiliriz. Ben de burada duyayım, e, gerisini aynı bırakayım. E, ben de şöyle devam edeyim. Eylemden sonra. Şimdi e, bu hafı hafızalaştırma çalışmasında. E, Bizim önümüzde farklı kuşaklar var. Neler mesela? 68 kuşa, Bülent abinin söylediği gibi, 78 kuşağı. yani 12 Eylül'lü bir süreç olarak gördüğümüzde önüyle arkasıyla e, uzun bir aslında tarihsel kesite baktığımız bir e, süreçte e, bu iki kuşak bizim için çok önemli e, bir e, şey, bilgi kaynağı hem arşiv kaynağı hem de deneyimlerini aktarma noktasında bizlere müthiş bir alan açabiliyorlar. Bunun yanı sıra 80'lerde yani bizim gibi 12 Eylül'de çocuk olanlar, geride kalanlar, siyasi mülteciler ve biraz önce Eylem'in söylediği gibi aslında 12 Eylül rejiminin temel olduğu, o bugünün politik ikliminin neredeyse çok başat bir kaynağı nüvesi olarak göreceğimiz bir askeri rejimin içine doğmamış ama onun etkisinin çok belirgin olduğu bir dönemde yaşayan bugünün genç kuşağı, lise'lileri, üniversiteleri. dolayısıyla hem seslenmek anlamında, temas etmek anlamında hem de o bilgiyi beraber üretmenin yolunu bulma anlamında Bellek Müzesi'nin izlediği metot eee Şöyle e, izah edelim, e, hem dijitali e, dijitalin imkanlarını olabildiğince kullanıyor, hem de arşivin e, erişilebilir e, olması noktasında, anlaşılabilir olması noktasında her kuşağa temas edebileceği e, veçeleri bulma anlamında bir e, çalışma yürütüyor. Dolayısıyla çok katmanlı, e, çok nüanslı, ee, ve bugüne kadar bu anlamda aslında bir e, var olan gediği biraz doldurmaya çalışan, oradaki o boşlukların e, ya da evet o boşlukların altını doldurmaya çalışan bir hafızalaştırma çalışması. E, dolayısıyla 43 yıl önce olan, kimisi için çok geçmişte kalan ama kimisi için hala bugün etkisinin çok e, derinden hissedildiği bu e, bu iki e, alanı ...birbiriyle buluşturmanın da yolunu arıyor Bellek Müzesi. Ee, bir de şöyle düşünelim... ...yani e, biraz önce bahsetti Bülent abi de eylemde... E, ...tahminimizin çok üstünde bir genç katılımcı var... E, ...Bellek mekanı olarak bu şeyi, müzeyi, sergiyi gezmeye gelen... E, ...bize çok heyecan veriyor onlarla buluşmak... ...ve biz olabildiğince... E, 12 Eylül muhataplarıyla o dönemin deneyimini aktarmak üzere o tanıklarla bu genç kuşağı bir araya getirmeye çalışıyoruz ve e, bence hem iyileştirici bir yanı var e, o e, o iki şeyi o a, aradaki o boşluğu aslında doldurmanın yolunu beraber bulma anlamında iyileştirici bir yanı var hem de o deneyimi aktarmak hakiki bir yerden samimi bir yerden o deneyimi e, e, kulaklarda Duyurtmak bize çok anlamlı geliyor. Aynı zamanda onlara bugün içinde olduğumuz hala yürürlükte olan 1982 Anayasasının ne demek olduğunu 12 Eylül üzerinden anlatabiliyor muhatapları o dönemin. Ya da bugün içinde olduğu yani 12 Eylül rejiminin yarattığı üniversite özelliğini yok sayan ...yökün kuruluşunu 12 Eylül'e bağlayarak anlatabilmek bizim için önemli. Çünkü bunu bir kaynak alan olarak göstermedikleri sürece... ...çünkü resmi anlatıda, müfredatlarda 12 Eylül'ü zaten işlemiyorlar. Bunu ancak özel ilgisi olan, daha politik bir yerde duran... ...kişiler ancak, gençler ancak izleyebiliyor. Dolayısıyla bu bu alandaki bilgiyi üretmek ya da altını çizmek... E, yeniden düşünmek önemli ya da e, bu sergi e, sadece 12 Eylül'ün yakıcı hakikatini değil, aynı zamanda yetmişlerin örgütlenme, yetmişlerin e, kolektif e, e, olarak bir arada olma, e, Anına da bir gönderme yaparak bunun da hatırlanması gerektiğini ve hatta bunun mutlaka hatırlanması gerektiğini sergide kalın çizgilerle çizmeye çalışıyor. Burada Osman Kavala ve Gülten Kışanağ da bir kez daha selam gönderelim. Birikim Dergisi'nin 12 Eylül sayısını müze olarak ya yani Eylül sayısını 12 Eylül başlığıyla geçmiş bugündür olarak ...hep beraber hazırladık. Bu da kolektif bir çalışmaydı. Onun için Osman Kavala ve Gülten Kışan'a 12 Eylül'ü sorduk. Onlar da bizi kırmadılar, yanıtladılar. Sergiye gelenler görmüşlerdir ya da gel gelecek olanlar da... ...dikkat ederlerse çok çok mutlu oluruz. Adalet Arayışı koleksiyonumuzun hemen başında Osman Kavala ve Gülten Kışan'ın... E, yazılarını paylaştık. E, bu geçmiş bugündürü, e, bundan daha iyi anlatan bir şey var mıdır? E, bunu e, kestirmek zor. E, bu burada şu katkıyı, e, şu e, çareyi yaparak ben sözümü sonlandırayım. E, Elimin bahsettiği arşiv meselesi bizim için e, yakıcılığını koruyor e, ve e, bunun e, bir ne diyelim dönüştürücü bir e, sürecin başlangıcı olmasını dileyelim e, Ama aynı zamanda şu da bizi çok mutlu etti Sergiye gelen herkes e, kuşaklar e, yani genç kuşaklarda dahil olmak üzere kendi e, ebeveyninden ya da dedesinden ya da e, o süreci yaşamış insanlar kendi arşivlerinden bir şeyleri nasıl bağışlayabilirizi sordular Bu bizim için çok çok önemli. Çünkü toplu davalar elbette önemli ama bireysel davalar kendi kişisel dilekçeleri, mektupları, FMR adı altındaki her şey, fotoğraflar, mektuplar, notlar, not defterleri aklınıza gelebilecek o dönemi aslında o kişiye hatırlatan ve onu saklamakta anlamlı bulduğu her şey bizim bellek müzesinin ee, o şey yapmayı netleştirmeye çalıştığımız fotoğrafına katkı sunacaktır. O yüzden bellekmüzesi.org adresinin iletişim sayfasına e, ulaşabilir e, herkes. E, biz bu çağrıyı zaten e, yapıyor olacağız. E, bu katkılar e, bu şeye hem e, bir arada düşünmenin ve e, e, entegre olmanın herkesin bu şey e, angajı olmanın çok pardon bu sürece angajı olmasının da yolu olacak beraber hatırlamak e, ve e, beraber düşünmenin de e, yollarını açmış olacak diyeyim teşekkür ederim biz teşekkür ederiz Bülent Bey o zaman yine siz devam etmek isterseniz sesiniz gelmiyor önce Şöyle devam etmek istiyorum ee, hani bu toplantının da başlığı e, onu düşünmeme yol açtı. Geçmişi konuşamamak aslında toplumsal barışın da önünü kapatan bir şey. Bu toplumda geçmiş hiç konuşulmadı yeterince ve onunla yüzleşilmedi ve barış e, hiçbir zaman bu toplumda e, gündemimizi e, kaplayan bir şey olarak hayatımıza girmedi. Ayrıca şimdi üzerine konuşuyoruz e, ve bu sergi e, 12 Eylül e, sergisi. Gerçi serginin hemen girişinde biraz önce de eylem bize gösterdi bir zaman dizini var. 1960'tan 12 Eylül 1980'e kadar geçen sürecin bazı önemli noktalarına işaret ediyor. Fakat ben şöyle düşünüyorum. 1915'i dersime, dersimi Kahramanmaraş'a. Kahramanmaraş'ı 12 Eylül'e. 12 e, 1971'i yani 12 Mart'ı, 12 Eylül'e. 1980'leri özellikle cezaevlerinde yaşananlar açısından 90'lara bağlayan 90'larda bu ülkenin özellikle Doğu ve Güney doğusunda yaşanan büyük kötülüğü 2000'lere bağlayan ve oradan da bugün içinde yaşadığımız demokrasi eksiksi eksikliğini insan hakları ve hukuk açısından yüz yüze olduğumuz haksızlıkları birbirine bağlayan bir şey var burada büyük bir kötülük var ve bu kötülüğün ee, hayatımızda hala bugün de egemen olmasını sağlayan bir şey var. Bu e, toplumsal hafızayla ilgili geçmişi sorgulamakla onunla yüzleşmekle ilgili bu yönde de hep bir çaba var. Yani şöyle diyebiliriz aslında bir yandan da hem geçmişi sorgulamak hem düne bugüne ve yarına sahip çıkmak için e, can siperane can mücadele eden, direnen bu ülkede bir de bilinç var. Bu çok iyi bir şey. Örneğin e, tabii biraz önce Eylem de söyledi. Şimdi bu 12 Eylül sergisi yani Kophane e, depodaki sergi e, çok başarılı bir şekilde minimal bir e, hikaye anlatıyor. Yani bunu minimal olanaklarla anlatıyor. Orada sembolik bir takım gösterimler var. O sembolik küçücük e, objenin arkasında yaşanmış ve yüzlerce bazen binlerce kişinin çektiği acıları simgeleyen ve aynı zamanda direnişi simgeleyen bir bir şeyler var. E, örneğin e, o günleri yaşayanlardan biri olarak şunu söylemek isterim. 12 Eylül sadece e, muhalefetin ezilmesi, solun örgütsel olarak en azından yenilgisi, dağınıklık ile ifade edilebilecek bir şey değil. 12 Eylül süreci bu müzede de izlerini göreceksiniz. Aynı zamanda çok büyük ve ülke çapında bir direnişin de süreci. O direnişin bir parçası 12 Eylül darbesini takip eden, ee, yıllar boyunca özellikle ilk altı yıl boyunca e, ülkenin farklı yerlerinde sürerken farklı biçimlerinde ama esas olarak da yüz binlerce kişi 12 Eylül'ün ülkenin her tarafını cezaevi haline getirmesiyle cezaevlerini hücrelere dolduran doldurulan o e, binlerce insan tarafından cezaevlerinde sürdürülen bir direniş var. Ee, bu direnişin hem mekanlarını gözümüzde canlandırmamız için örneğin müzede çok e, başarılı bir şekilde e, Türkiye'nin dört bir tarafından o eziyet hücrelerinin tebeşirle yere, tahtaya tebeşirle çizilmiş boyutları var. Onu gördüğünüzde nasıl bir şeyden bahsedildiğini anlıyorsunuz. Örneğin müzede e, 12 Eylül sürecinde siyasi tutuklular üzerindeki eziyetin hak gaspının insan hakları ihlallerinin önemli bir aracı haline getirilen askeri yönetim tarafından bize zorla giydirilmek istenen döve döve giydirilen ama bizim çıkardığımız ve ülkenin dört bir yanında yıllar boyunca direnişle süren bir tek tip elbise direnişi var ki ee, dünyanın dört bir tarafında e, faşist yönetimlerin, ırkçı yönetimlerin ta nazilerden gelen bir ilhamla e, derdest ettiklerine giydirmeye çalıştığı tek tip elbiselerin bir başkası ve buradaki versiyonuydu. Ama buna karşı süren mücadele aslında 12 Eylül sürecinde ceza ve mücadelelerinin odağı oldu. Onlarca arkadaşımız cezaevlerinde öldürüldü o direnişte veya açlık grevlerinde öldüler. Fakat sonuçta 1989'da Danıştay kararıyla teklif elbise uygulamasından vazgeçildi. Örneğin 12 Eylül yönetimi bütün baskıcı gücüne rağmen bu konuda başarılı olamadı. Dolayısıyla bunun gibi birçok başka başlıktan da bahsetmek mümkün. Yani 12 Eylül süreci aynı zamanda bir direniş sürecidir. O dönemdeki cezaevi direnişi, cezaevin önünde annelerin direnişi, daha sonra İnsan Hakları Derneği'nin kuruluşuna varan, oradan devam ederek sonraki yıllarda Cumartesi annelerine bağlanan, bir adalet arayışının o günkü simgeleri de yine bu müzede yer alıyor. Geçmiş bugündür diyor Bellek Müzesi. Bu çok doğru bir şey. Bu özellikle Türkiye için çok daha doğru bir şey. Çünkü bütün bu süreçler birbirine hem bizlerin yaşama açısından bağlı olduğu gibi hem de tarihsel süreç olarak neredeyse her dönemde bir önceki kötülükten ilham alıp onun daha üst versiyonunun bu ülkede yönetimler tarafından inşa edildiğini gördük biz. Bugün de içinde yaşadığımız budur. Fakat bu uzun tarihsel süreç içerisinde 12 Eylül darbesiyle başlayan süreç bütün ülkeye yayılmış açık şiddetin bu ölçüde pervasızca uygulandığı bir örnek olması açısından bunun nasıl mümkün olduğunu konuşmak açısından çünkü bu sadece bu kötülüğü bu şiddeti uygulayan işkenceciler, generaller, görevliler, askerler ve polislerle sınırlı bir şey değildi. Komşusunu ihbar eden komşu eee Arkadaşını ihbar eden öğrenci, öğrencisini yakalatan öğretim üyesi bunu böyle binlerce çoğaltmam mümkün ki sivil iştirakçılar diye e, müzede de buna da dikkat çekiliyor. E, böyle bir kötülük nasıl yaşandı? Bugün yaşadığımız kötülüğe nereden geldik? Bütün bunları konuşabilmek için geçmiş bugündür diyoruz. Ve e, ben çok kıymetli buluyorum e, bu e, sergiyle gerçekleşen şeyin. Ve şunu da son olarak vurgulamak isterim. Örneğin e, o zaman dizininin olduğu yani müzenin hemen girişinde bölümün sağında ve solunda ben dahil e, 12 Eylül veya 12 Mart süreçlerini yaşamış e, çeşitli arkadaşların e, kendi el yazılarıyla e, doldurduğu küçük zaman dizinleri var. Yani o büyük müzenin girişinde bizi karşılayan zaman dizininin aynısının bir küçüğü. Onun içinde e, bizler de kendi zaman dizinimiz için önemli olan şeyleri yazdık, e, resimle, yazıyla veya ses kaydıyla. Ee, onlar da orada duruyor. Bu aynı zamanda ben bunu şöyle anladım. Örneğin ben e, oraya 12 Eylül sürecinde ve ondan önceki süreçlerde bütün bu kötülükleri bu ülkenin yurttaşı olarak yaşamış bugün aramızda olmayan çok sayıda insanın e, cenazelerine gittiğimde alıp yakama taktığım, onları uğurlarken yaka kartlarını Dan oluşan bir kolaj e, yaptım o zaman dizininde. Onların yüzlerini bir kez daha görmek e, ve gelenlerle de onların yüzde gelmesini istediğim için. Fakat ben aynı zamanda e, bellek müzesinin e, düşündüğü bu tasarımı şöyle de anladım. Arkadaşlarıma da öyle anlattım. Hepimizin bir zaman dizisi var. Hepimizin aynı zamanda bellek nesneleri var aynı zamanda yaşadıklarımız var. Bu şunu, şuna davet ediyor Bellek Müzesi bizi. Ee, buna katılın. Siz de yaşadıklarınızı, gördüklerinizi ve biriktirdiklerinizi, sakladıklarınızı paylaşın ki bunlar toplumsallaşsın. Bence bu çok önemli. Bugün bizi dizleyen, dinleyen insanlara, arkadaşlara da buradan çağrı yapmak istiyorum. Lütfen Sandıklarda, dolaplarda saklamayın. Bu kötülüğü biz hep birden yaşadık. Ve bu kötülüğün delillerini, izlerini vücutlarımızda taşıdıklarımızdan e, mektuplara yazdıklarımıza kadar gelin bellek müzesiyle paylaşın. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Biz de tekrar teşekkür ederiz. O zaman son olarak tekrar Hülya'ya vereyim ben sözü. Çok fazla vakti kalmadı sanırım. Bir de çok konuşmayayım. Kısaca birkaç başlığa neden geçmiş bugündür dediğimizi, üzerinde durduğumuzu söyleyeyim. Birkaç tane çok temel şey söyleyeceğim. Birincisi e, Türkiye'deki yargılama tarzının, o dönem oturtulan, oturtulmaya çalışılan yargılama tarzının hala bugün e, gelenek haline gelerek özellikle kamu görevlerinin yargılanması hak ihlali yapan e, faillerin yargılanması anlamında o geleneği sürdürdüğünü ve e, kamu görevlilerinin e, etkili bir şekilde soruşturmasının yapılmadığını, etkili koşturmaların yapılmadığını, e, zamana yayılan yargılamalarda bulunulduğunu ve nihayetinde dosyaların cezasızlıkla sonuçlandığını ve bu cezasızlığın da artık Türkiye'deki kamu görevleri yargılamaları açısından e, fail kamu görevlisi olunca, gelenek haline geldiğini hala görüyoruz ve bu bize aslında tamam tabii ki 12 ile başlamadı fakat 12 Eylül'de tamamen oturtulan e, sistemin ve darbenin e, ürünüdür diye düşünüyoruz ve bunlarla hepimiz bir şekilde muhatap oluyoruz, muhatap olmaya da devam edeceğiz. E, bu kamu görevlerinin yargılanmasında devletin nasıl e, onlar lehine tek yanlı, adil olmayan bir şekilde davrandığını e, yargı reflekslerinin de bu yönde olduğunu Bülent abi'nin az önce e, ilk oturumda yer verdiği örnek verdiği gibi Frantling davasından bile görüyoruz. E, belki de Türkiye'de bu kadar çok kamu görevlisi hakkında açılmış tek dava ama burada da e, son derece somut gerçek maddi gerçeklere rağmen e, bir kısım failleri ceza verilmemesi konusunda hep birlikte bir direnç gösteriliyor. Birinci mesele bu ikincisi 12 Eylül döneminde bizim belki çok küçük olduğumuz, bizden büyüklerin genç olduğu ama daha da büyüklerin işte annelerimizin, babalarımızın yaşadığı yani o kişiler açısından hepimizin refleksinde şöyle esintiler kaldı 12 Eylül darbesi döneminden. Kimimiz de bilinçli, kimimiz de bilinçsiz. Ben özellikle örgüt ya da örgütlülük kavramından artık Türkiye'deki bütün insanların korktuğunu düşünüyorum. Yani çok basit bir örnek veriyorum ama örgütlülüğü illa illegal ya da silahlı bir işte oluşum içerisinde yer almak yer almak diye algılatma halinin çok oturduğunu, insanların bu kavrama bile çok fazla e, korkarak yaklaştığını, e, buradan da bir örgütlenme kültürünün ilerlemek yerine sürekli gerilediğini düşünenlerdenim. Bu yüzden geçmiş bugündür hala diyoruz benim hani iki e, özellikle bir avukat olarak e, yargılama pratiği artık gelenekselleşti ve bu geleneğin kırılması için bizim kesinlikle yüzleşmemiz gerekiyor hep birlikte yüzleşmeden hep birlikte e, muhataplar taraflar kimse herkes sorunlu sorunlu e, fail şüpheli kimse Kimisini teşhir ederek, kimisi anlatarak, kimisi tazmin sorumluluğuyla biz bu müzeyle ileride Türkiye'de 12 Eylül darbe suçlarına dair oluşabilecek bir hak, hakikat e, komisyonları oluşturulursa zaten bu e, elimizdeki dosyalara, e, o komisyonlara dosyalardan veri sunma amacıyla da bu arşiv çalışmasını yapıyoruz. Hep birlikte yüzleşerek ve hesaplaşarak e, bu bize kalan kötü miraslar aşılabilir mücadeleyle aşılabilir diye bitireyim ben. Merve ben çok küçük bir şey ekleyebilir miyim? Tabii tabii. Yani geçmiş bugün aslında özellikle sözü tarihi üzerinden hep her baktığında ona çok inanıyorum ve gerçekten o çeşitliliği burada vurgulamak gerekiyor. Yani aslında örgütlülüğe inanan Sistemi sorgulayanları bir, bir üst e, yelpaze, bir şemsiye olarak düşünürsek 12 Eylül'de muhataplar açısından. Biz sözlü tarih sayfalarına baktığımızda sergiye gelenler e, onların bir kolejini görecekler. Orada kimleri görüyoruz mesela? Hala aslında bugün devletin e, hala makbul görmediği tabii ki, hala sorunlu olarak gördüğü, ee, insanları görüyoruz kimler var mesela trans birey var kadın var Alevi var Kürt var Ermeni var yani geçmişte de yani o sözlü tarih seçkisine baktığımızda tam da geçmiş bugündür dedirten bir aslında devlet pratiğini biz bugün hala görüyoruz o yüzden bunu vurgulama gereği duydum ee, sorular gelirse belki hep beraber tekrar konuşuruz ee, şimdiden sergimize bekliyoruz gelmemiş olanları Tekrar çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Ee, soru yok galiba. Ben baktım ama Şuradan bir tekrar kontrol edeyim. Evet yok. Ee, ben de müzeyi ekip arkadaşlarımla Aylin ve Bülent Bey eşliğinde gezme şansına sahip olmuştum ve çok güzeldi gerçekten. 11 Kasım'a kadar da devam ediyor tekrar. Ben de hatırlatmış olayım. Herkes gitsin, görsün isterim. Ee, tekrar teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık her şey için. Hem müze için hem bu panel için, konuşmacı olduğunuz için. Biz teşekkür ederiz. Biz de çok teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkür iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.